Herkese selam, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlerle beraber bu Not markasının kuru ciltler için uygun olduğunu söyleyen fondötenini inceleyeceğiz. Fondötenin içerisinde aynı zamanda SPF 15 var. Uzun zamandır incelemem gereken bir fondötendi. Aniden incelemeye karar verdim. Sitesinde yazan özelliklerini de okuyayım sizlere. İçeriğindeki antioksidan etkili tatlı badem yağı ile cilt için önemli asitleri barındıran makadamya yağı sayesinde yüksek nemlendirme özelliğine sahiptir. Boyu kalıcıdır. Cilt tonunu dengeleme, yüksek koruma özelliğinin yanı sıra doğal görünüm sağlar diyor. Cilde yoğun nem verir. Kuru ve kurumaya yatkın cilt tipleri için idealdir. Çabuk kuruma özelliği sayesinde giysilere bulaşmaz diyor. Kapatıcı ve ipeksi bir dokuya sahipmiş. SPF 15 güneşe karşı koruma etkisi varmış. Açıldıktan sonraki kullanım süresi de 12 aymış. Alt tonda sıcak olarak geçiyor. Bendeki rengi 02 Natural 5. Umarım bana pembe kalmaz. Şöyle siyah tüpte bir ambalajı var ama bu bir BB krem değil arkadaşlar. Not'un BB kremi de aynı bu tarzda bir ambalaja sahip ama bunun direkt fondöten olduğunu söyleyebilirim. Yani renkli nemlendirici falan olarak düşünmeyin bu ürünü. Şimdi sizinle beraber açacağım ama öncesinde bir cildimi nemlendireyim. Nemlendirici sürmedim çünkü aniden dışarı çıkmaya karar verdik. Birkaç işimiz var, onları halledeceğim. Ben de öncesinde dedim ki hani madem dışarı çıkacağız, geç saatlere kadar da dışarıda kalacağız, bir fondöten testi yapayım. Bugün günlerden cumartesi. Saatlerimiz de 17-18, yani akşam olmak üzere. Makyaj esnasında kullandığım ürünlerin hepsini de aşağıdaki açıklamalar kutucuğuna yazacağım. Merak edenler oraya bakabilir. Çünkü bu tarz ürün incelemesi yaptığım videolarda genelde işte bronzer'ın ne, rujun ne falan diye sorular soruyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca açıklamalar kısmına yazmaya çalışıyorum. Nemlendirici ile banyo yaptıktan sonra artık fondötene geçebiliriz. Nemlendirme etkili bir fondöten olduğunu söylediği için altına bir makyaj bazı uygulamayacağım. Aslında videoyu çekmeye başlamadan önce bu Revlon'un Photo Ready makyaj bazıyla kullanırım diye düşünüyordum. Fakat tek başına etkisini açıkçası merak ediyorum. Çünkü aynı Pure Beauty'nin CC kremi gibi bunu da günlük olarak kullanıp kullanamayacağımı ölçmem lazım. Ambalajı bayağı bir kaliteli arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Rengi de bana olacak gibi sarı alt tonlu bir fondötenmiş. Çok sevindim şu anda. Çünkü bazen 2 numaralı böyle bu tarz fondötenleri pembe alt tonlu yapıyorlar. Sanki bir tık rengi bana açık ama çok da önemli değil. Oksitlenme ihtimaline falan da bakmış oluruz beraber. Çok bir kokusu yok. Aslında böyle yağlı bir fondötene göre çok az az kokuyor. Bayağı bir banyo yaptım şu anda fondötenle. Şu kalanı da elimin üzerine dağıtıyorum ve oksitlenip oksitlenmediğine videonun sonunda bakacağız. Şimdi fondöteni yaymak için bu Nashita markasının Handmade serisine ait 287 numaralı fırçasını kullanacağım. Hiç akışkan değil. Şu an elimdeki de sabitlendi diyebilirim. Yani süreli bir 5 dakika bile olmadı. Yüzüme dağıtacağı yapısının böyle birazcık kalın olduğunu fark ediyorum. Şimdi sürerken ilk izlenimlerimden bir bahsedeyim. Öncelikli olarak rengi bana açık. Onun yanı sıra beklediğimden çok daha katı bir formülü var. Ben daha böyle akışkan, daha böyle kolay dağıtabileceğim bir fondöten bekliyordum. Nasıl kuru cilt fondöteni ya? Bu bildiğiniz mat şu anda arkadaşlar. Şimdi fondöteni dağıttım ama benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Şu anda sizi bir yaklaştıracağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani fondöten şu anda bütün gözeneklerimin üzerinde duruyor. Şöyle burun kenarlarıma falan bir türlü oturmadı. T bölgem benim son birkaç haftadır bayağı bir kuru. Oralarımdaki kurulukları da bayağı bir belli. Yani yama yama duruyor. Çenemdeki halini görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Çenemde de böyle parça parça durdu. Yani cildimle bir türlü bütünleşmedi. Sabitlenmedi de şu an. Yani hala yapış yapış bir his var. Elime geliyor fondöten. Yani çok enteresan. Hem sabitlenmedi hem yapış yapış ama aynı zamanda mat duruyor. Aynı zamanda bütün gözeneklerim şu anda belli ediyor. Hadi gözenek görünümüne falan okeyim. Yani altına herhangi bir makyaj bazı uygulamadığım için gözenek görüntüsü olsun, işte cilt pürüzsüzleştirme olsun, o tarz bir beklentim yok zaten. Neyse, enerjimizi düşürmeyelim. Şimdi sizi birazcık uzaklaştırayım. Makyajın geri kalanını yapalım. Bir 10-15 dakika sonraki halini de merak ediyorum. Hani belki bazı fondötenler bilirsiniz, İlk sürdüğünüzde kötü görünürler. Sonra cildinizin ısısıyla falan birleştikçe, işte terledikçe ya da ne bileyim sebum salgıladıkça düzelirler. Belki öyle bir şey olur ama
çok umutlu olduğumu şimdiden söyleyemeyeceğim. Halbuki Not'un BB kremi falan çok seviliyor benim bildiğim kadarıyla. Senelerdir hem BB kremini hem de kapatıcısını kullanan arkadaşlarım var benim ve farklı bir ürüne ihtiyaç duymadıklarını da söylüyorlar. Ya ben bu üründen çok umutluydum. Bir Pure Beauty'nin CC kremi performansı bekliyordum ama maalesef öyle olmadı. Normalde ben pudrayla sabitlemeyecektim ama sabitlemem gerekiyor. Çünkü şimdiden hem alnımdaki çizgilere hem de şuradaki dudak çizgilerime doldu. Büyük ihtimalle çenemdeki şu çizgiye falan da dolma yapacak. Yani sabitleme istiyor. Bu arada hala sabitlenmedi. Hemen kuruyan bir formül olduğu için transfer olmayacağını söylüyor ama bence transfer de olacak. Pudra olarak da Lovely markasının bu mineral loose powder'ını kullanıyorum. Gerçekten inanılmaz güzel bir pudra. Hiçbir şekilde cildi kurutmuyor. Kupkuru böyle bir görünüme sahip olmuyorsunuz. Beyazlatma falan da yapmıyor. Çok sevdiğim pudralardan bir tanesi. Zaten senenin favorilerinde de bu pudradan bahsetmiştim. Bir bronzer uygulayalım. Bronzer için bu Biolis'in Burn It isimli bronzer'ını kullanacağım. Bronzer üzerinde yapışıp kalmıyor. Güzelce dağıtabiliyorsunuz. Fondöten falan yerinden oynamıyor yani. O yönüyle iyi. Fena değil. Ya fondötenlerin tozlarla anlaşması da çok önemli çünkü. Bu arada şuramı da böcek ısırdı. Geçenlerde çiçeklerimden birinin kumunu değiştirdik. O kum nedense sinek yaptı. Aranızda o sinekleri öldürmeyi bilen varsa aşağıdaki yorumlar kutucuğuna yazarsa çok sevinirim. Hani yorumlar kısmına yazmak istemiyorsanız bile Instagram hesabımdan bana direkt ulaşabilirsiniz. Aslında sinek öldürücü falan bir sürü ilaçlama yaptık ama yine ufak ufak o sinekleri görüyorum. Kaşlarımızı bir dolduralım. Çünkü kaşlarımı bayağıdır aldırmıyorum. Bu vaka sayılarının çoğalması sebebiyle kuaföre gitmekten kaçınıyorum. Yamuk yumuk olabilir. Kusura bakmayacağınız artık. Ben konuşurken arkadan gelen gürültü için de şimdiden kusura bakmayın. Çünkü apartmanımızda sağ olsunlar sadece kendileri yaşıyormuş gibi davranan bazı komşularımız var. Neyse, tatsız konular hakkında çok fazla konuşmayı sevmem. Revolution markasının bu Forever Flawless serisine ait olan Friends koleksiyonda yer alan bu far paletiyle bir göz makyajı yapalım doğal tonlarda. Zaten bu far paletini incelediğimiz video kanalda var. Yeterli bence. Şimdi bir eyeliner sürelim. Eskiden de eyeliner'ı çok severdim ama özellikle son birkaç aydır eyeliner'sız su içmeye bile gitmiyorum. Allık olarak da bu L'Oreal markasının Sherry on the Cake isimli hem bronzer hem de allık rengi olan ürününü kullanacağım. Bendeki rengi 02 Sherry Crush olarak geçiyor. Allıktan sonra bir aydınlatıcı uygulayalım. Aydınlatıcı olarak Biolis'in bu Rose Champagne isimli rengini kullanacağım. Bu Pointed serisine ait olan tekli bir far ama ben aydınlatıcı olarak kullanmayı çok seviyorum. Yüzüm yine sivilcelendi. O yüzden aydınlatıcılar bütün sivilcelerimi iyice ortaya çıkartıyor. Şu anda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama cildim aşırı mat. Bir ruj sürelim. Ruj olarak L'Oreal markasının bu Color Rich Ultra Matte serisinden No Click isimli rengi kullanacağım. Bunu ben Watson's'a gittiğimde böyle uygun fiyatlı sepetler oluşturuyorlar ya, orada görüp aldım. Eğer benim gibi böyle normal ruj sevenlerdenseniz mutlaka bu seriye bakmanızı tavsiye ederim. Evet, makyajımı tamamladım şu anda. Bilemiyorum. Gerçekten bu fondöten beni şu anda geriyor. Ekstra kuruluklarımı belli ediyormuş gibi geliyor. Şimdi sizi bir yaklaştırayım son kez. Makyajın hem son halini görün hem de fondötenin bir 20-25 dakika sonraki halini de görün. Yani mat bitişli bir fondötenden hiçbir farkı olmadığını düşünüyorum ben bu fondötenin. Bilenler varsa aşağıdaki yorumlara yazarsa çok sevinirim. Hani kullananlar varsa da düşüncelerini yazarsa çok sevinirim. Yani böyle bir fondöten mi olması gerekiyor? Sonuçta kuru ciltlilerin yüzünde bütün fondötenler mat durmaya meyilli olduğu için hani bu şekilde mat durmasını istemem. Neyse arkadaşlar, tadımızı çok fazla kaçırmayalım. Belki fondötenin performansı birkaç saat içerisinde yükselir. Her ne kadar hiç umutlu olmasam da bakacağız. Şimdi biz dışarı çıkacağız. Saat şu anda 6-7 gibi falan çıkmayı planlıyoruz. Eve kaçta döneriz hiçbir fikrim yok. Akşama görüşürüz. Evet, geri geldim. Saatlerimiz 1'i 10 geçiyor. Yani fondöten 8 saattir falan yüzümde. Hatta falan değil, direkt 8 saattir yüzümde. Çok geç bir saatteyiz. Konuşmalarım falan sarkabilir.
uzun uzun geniş geniş konuşabilirim ya da cümleleri toparlayamayabilirim. Şimdi bu fondöten benim birazcık kafamı karıştırdı arkadaşlar. Yani hakkında ne düşüneceğimi bilemiyorum bu fondöteni. İlk olarak kapatıcılığı tam yerinde olan bir fondöten. Bence kapatıcılık seviyesi orta. Burun çevremde birazcık yağlı görüntü var şu anda. Nemli değil de yağlı bir görüntüden bahsediyorum. Çünkü birçok insan nemli cilt ve yağlı cilt arasındaki ayrımı yapamıyor arkadaşlar. Çok fazla özellikle Instagram'da yağlı yağlı duran ciltleri sanki nemliymiş gibi pazarlıyorlar. Ama halbuki yüzleri bildiğiniz karnıyarıya benziyor. Neyse konumuz o değil ama benim şu anda burun kenarlarımda birazcık yağlanma yapmış gibi görünüyor. Benim beklentim kesinlikle bu değildi. Canlı bir bitiş bekliyordum. Yani ilk 3 saat mat sonra yavaş yavaş canlanmaya başlayan bir cilt değil de ilk sürdüğüm anda canlı ışıltılı görünen bir cilt bekliyordum. Zaten sürekli olarak matlıkla ve donuklukla mücadele ettiğimiz için kullandığımız ürünlerde böyle daha çok nemlilik, canlılık bekliyoruz. Evet, içerisindeki makadamya yağı ve badem yağı şu anda benim cildimi besliyor olabilir. Şu anda nemini koruyor olabilir cildim ama bu fondötenin mat görüntüsünün açıklamasını bence yapmıyor. Yani tam olarak ne yapmak istediğini anlayamadığım bir fondöten oldu bu benim. Ben bu fondöten ama şans vermek istiyorum. Çünkü kötü bir fondöten olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Elimde bulunan nemlendirici etkili bir bazla da kullanacağım. Silikonlu, yüzümü blurlayan, pürüzsüz gösteren bir bazla da kullanacağım. Bir de süngerle kullanmayı planlıyorum. Çünkü biraz Google'ladığımda bu fondöteni süngerle çok iyi çalıştığını söyleyenler olmuş. Ama ben bir fondötenin iyi çalışması için illa sünger kullanmak gerektiği fikrine tamamen karşıyım. Çünkü İstanbul'da yaşayanlar beni çok iyi anlayacaklardır. Biz bir yerden bir yere gitmek için gerçekten çok büyük vakit harcayan insanlarız. Özellikle metropol hayatında. Yani çok fazla vakit sıkıntımız olduğu için de gideyim süngerimi ıslatayım, yüzümü fondöteni süngerle yayayım falan filan. O tarz böyle angarya işlere çok girmek istemiyoruzdur diye düşünüyorum. Ki şahsen ben girmek istemiyorum. Fırçayla ya da elimle de bu fondötenin iyi çalışması gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden hani sünger zorlama kısmını bir kenara bırakırsak eğer süngerle eğer iyi çalışırsa sünger kullananlar için de uygun bir fondöten olacağı düşüncesine varabiliriz. Ne kadar uzun bir cümle kurdum yine ya. Umarım mantıklı. Yani kötü bir fondöten olduğunu düşünmüyorum ama pazarlanma şeklinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Güzel notum, pazarlama ekibine de lafımı attım. Bence bu videoyu artık kapatabilirim. Yani demek istediğim şey siz anladınız aslında. Saat şu anda 1 olduğu için birazcık cümleleri falan da toparlayamıyorum. Yani benim bu fondötenden beklentim canlı, ışıltılı bir bitişti. Ama bu fondöten cildi besleyen, nemini korumasını sağlayan mat bitişli bir fondöten çıktı. Aynen. Konunun özeti bu. Neyse arkadaşlar sizi bir uzaklaştırayım ve artık vedalaşalım. Siz benim demek istediğim şeyi anladınız. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım testimi de beğenmişsinizdir. Ben bir an önce şu makyajı falan çıkartıp duşa girip uyumak istiyorum. Çünkü bayağı bir yoruldum. Videomdan ayrılmadan önce eğer kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz ve bildirim zilini açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Eğer bildirim zilini açarsanız bundan sonraki bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımda da çok aktifim. Haftada 2 ya da 3 tane Reels paylaşıyorum. Postlar atıyorum. Hikaye kısmında zaten sürekli aktifim. Eğer beni de oradan takip edip destek olmak isterseniz Instagram hesabıma da beklerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın.